Hepinize merhaba arkadaşlar. Basketbol Antomisi'ne hoş geldiniz. Yine bir kutu açılış videosu. Bugün ayakkabı yek bir de şort var yanında. Bir şort aldım, onu da göstereceğim. Ama ayakkabıyla bağlantılı bir şort. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Önce şortu açayım bence. Küçükten başlayalım. Kutudan anladınız mı ayakkabının ne olduğunu? Tabii ki anladınız. Yani kocaman Antetokounmpo yazıyor. Evet, önümde Freak 4 var. Ama önce şortu göstermek istiyorum. Bu da Giannis'in şortu. Nike'da gördüm ve çok beğendim. İki rengi vardı. Bu rengini aldım. Birazdan bunu da deneyeceğim zaten. Şöyle bayağı hoş bir şort. Şurada Giannis'in logosu var yine sol kısımda. Kırmızı rengini tercih ettim. Mevsim bitiyor aslında ama gelecek yaz giyerim. İlkbaharda giyerim. Sonbaharın sıcak günlerinde de giyerim. Bayağı ağır bir şort bu arada. Daha hafif bir şey bekliyordum ben. Bunu köşeye koyduk. Evet, şimdi ayakkabıya geçelim direkt. Önümde Freak 4 var. Kutudan anladınız zaten. Burada Antetokounmpo'nun logosunu görüyoruz. Burada Antetokounmpo yazısını görüyoruz. Ve kutunun üzerinde Giannis'in logoları var. Yan yana birleştirilmiş. Ve burada da bir tane büyük bir logo görüyoruz Giannis'in. Freak 3 de benzer bir kutuydu. Bu da aşırı böyle cafcaflı bir kutu değil. Bir Kyrie kutusu değil ama gayet güzel bir kutu bence. Hemen ayakkabıya geçelim. Bu arada kutunun içinde yine Yunan bayrağını görüyorsunuz. Her Freak ayakkabısında olan Yunan bayrağı ve 34 yazıyor. Forma numarası Giannis'in. Evet, ayakkabıya direkt şöyle çıkarıp bakalım. Bu rengin ismi Greek Coastlines. Öyle bir şeydi sanırım. Yani Yunanistan'ın sahil şeridini temsil ediyor güya bu renk. İşte oradaki dalgaları, yeşilliği, maviliği. Antetokounmpo, Giannis orada yüzmeyi çok seviyormuş falan. Böyle bir hikayesi var bu renk tonunun. Ayakkabıya ilk baktığımda direkt Freak 3'ü andırdı bana biraz. Ama bu ayakkabıda Freak 3'e göre bayağı bir iyileştirme mevcut arkadaşlar. Önce tasarım detaylarına bakalım isterseniz. Burada bir pusula görüyorum ben. World Wonder yazıyor. Burada bir pusula var. World Wonder dünya harikası demek. Wonder'ın tabii ki merak anlamı da var ama burada bir pusula görüyorum. Onun dışında arkada bir Freak yazısı görüyorum burada. Gayet güzel olmuş. Materyal kalitesi çok üst düzey değil maalesef. Dokunduğunuzda direkt anlıyorsunuz. Çok üst düzey bir materyal kalitesi yok. Ama hafif ve hava alan bir materyal üst kısımda kullanılan. Onu görüyorsunuz. Arkada yine Antetokounmpo'nun logosu var. Bu arada detayları tamamını anlatmadan önce detayların ayakkabının ağırlığına bakalım. Bunu unutmak istemiyorum. Bayağı önemli bir detay. Şöyle koyduk. Evet, bu ayakkabı tam 400 gram. Tamı tamına 400 gram. Ortalama bir ağırlık. Ne ağır ne hafif diyebilirim. Hatta biraz hafif bile kaçıyor bence. Karşılaştıracak bir ayakkabı bulalım hemen. Neyle karşılaştıralım? Cosmic Unity 2 ile karşılaştıralım isterseniz. Fiyatları arasında 300 liralık bir fark var bu iki modelin. Cosmic Unity 2 de 438 gram. Arada 38 gram bir fark var. Freak 4 daha hafif tabii ki. Cosmic Unity'nin videosunu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Kanalda var. Tasarım detaylarına devam edelim ayakkabının. Burada ters bir swoosh görüyorsunuz. Bu zaten Freak ayakkabılarıyla özdeşleşmiş bir ters swoosh. Her ayakkabıda var. Artık Nike bunu bırakacak gibi durmuyor bu ters swoosh olayı. Güzel de duruyor bence. Ayakkabının tabanına baktığınızda çok karman çorban bir taban deseni var burada. Bu tabanı bilgisayara yaptırmışlar. Bildiğiniz bilgisayar tasarlamış bu tabanı. Ve en optimum taban paterninin bu olduğuna karar vermiş bilgisayar. Gerçekten de taban tutuşu iyi bu ayakkabının bu arada. Şimdi birazdan detaylı anlatacağım zaten size. Onun dışında tabanda Kostas yazıyor. Thanasis yazıyor. Tabanda annesinin, babasının, kardeşlerinin ve Giannis'in çocuklarının ismi yazıyor. Giannis ailesine çok düşkün biliyorsunuz. Her ayakkabısında ailesinden detaylara yer veriyor. Ayakkabı da dikkatinizi çekmiştir. Ön tarafta, ayağın ön tarafında iki ayrı zoom bulunuyor. Zoom Air. Ve bu iki zoom birbirinden bağımsız. Bunun birazdan size detaylarından, artılarından, eksilerinden bahsedeceğim ama mükemmel. Ben çok beğendim bunu. Genel olarak harika olmuş. Arka tarafta bir zoom yok. Düz köpük var. Orta tabanda da öyle. Düz bir köpük taban var. Ön taraftaki bu zoom ayakkabıya seviye atlatmış. İlginç bir şekilde bir Freak ayakkabısından asla beklemeyeceğiniz bir şekilde bu ayakkabı taraklı ayaklara uygun. Ön kısmı gayet geniş ve taraklı ayaklara uygun. O yüzden büyük bir artı bu. Ayakkabının bahsedeceğim özellikleri, bayağı bir özelliği var. Önce bir ayakta deneyelim, sonra anlatayım özellikleri. But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I love the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. Need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place.
about the shoe? Do you like it? You don't really like it, yeah. Evet, ayakkabı ile ilgili güzel haberlerden birisi ilk defa bir freak ayakkabısı taraklı ayaklara uygun arkadaşlar. Bu bence çok güzel bir özellik. Ayrıca ayağınız, ayak arkınız yüksekse bu ayakkabı yine size uygun. Onun dışında ayağınız biraz etliyse yine size uygun bu ayakkabı. Ön tarafı açıkçası ben doldurmakta zorlanıyorum çünkü uzun ince bir ayağım var. Ön kısmı gayet geniş bu ayakkabının ve yukarıya doğru da bir boşluk var ve doldurmak zor ön tarafını. O yüzden yüksek arksanız, taraklı ayaksanız ve etli bir ayağınız varsa size uygun bir ayakkabı. Çok da hoşunuza gidecektir. Bu ön tarafta kullanılan zoomlar çok iyi hissettiriyor ama biraz alışma süresine ihtiyacı var bu zoomların. Bir 3-4 gün ayakkabıyla oynadıktan sonra çok daha iyi hissedeceksiniz, ona eminim. Üst materyali hava alıyor bu ayakkabının ama çok premium bir materyal değil. O yüzden yan hareketlerde, bu yanal lateral hareketlerde çok iyi bir destek sağlamıyor bu ayakkabı, onu söyleyeyim size. Taban tutuşu iç sahalarda mükemmel iş görüyor bu ayakkabının. Toz da tutmuyor. Zaten bu taban paterni bilgisayar tarafından tasarlanmış özel olarak ve gayet iyi iş görüyor. Ama bu ayakkabı dışarıda kullanmaya kesinlikle uygun değil. Bunu sakın unutmayın. Çünkü şuradaki zoomları görüyor musunuz? Zoom ayarları. Bak, iki tane şurada. Öndeki zoomların çıkıntıları. Buraya bir taş değdiğinde bile bunun patlama ihtimali var maalesef. Ve o yüzden bu ayakkabı dışarıda kullanmaya hiç uygun değil. Bu ayakkabıyı ben guardlar ve forvetler öneririm. Aslında bu tam bir forvet ayakkabısı. Ağır bir oyuncuysanız size çok önermem. Çünkü zoom yeterli değil. Çok ağır oyuncular için yeterli değil. Ve eğer ayak bileğinizde bir instabilite varsa, bir güçsüzlük varsa yine bu ayakkabı ise önermem. Çünkü bu ayakkabıyı giydiğinizde bileğiniz çok güvende hissetmiyor. Onu söyleyeyim. Ayakkabı ile ilgili genel olarak görüşlerim bunlar. Ayakkabıdaki geliştirmeler, tabandaki mesela burada hava kanalları açtıklarını söylemiş Nike yetkilileri. Yani bu ayakkabıyı tasarlayanlar ve bunun ayakkabıyı hafiflettiğini ve daha kolay hareket edildiğini söylemişler. Gerçekten doğru. Ayakkabıyı hafifletmişler. Hareket ettiğinizde çok iyi hissediyorsunuz ama bu da stabilite problemleri ortaya çıkarmış. O yüzden güçsüz ayak bileğiniz varsa size pek tavsiye etmem bu ayakkabıyı. Ayakkabıyı beğendim. Puanlarımı vermem gerekirse ayakkabının taban tutuşuna 8.7 veriyorum onun üzerinden. Ayakkabının yastıklaması sadece ön tarafta var. Arka tarafta çok üstteye bir yastıklaması yok ama önde kullanılan birbirinden bağımsız iki ayır gayet iyi iş görmüş. Ben o yastıklamaya da 8.5 veriyorum. Eksilerinden birisi alışma süresine ihtiyaç duyması bu yastıklamanın ve ağır oyunculara çok uygun olmaması. Support ve fit dediğimiz olayına ben 9 vereceğim. Sebebi de şu, taraklı ayaklara uygun olması. Nadiren taraklı ayaklara uygun ayakkabı bulunuyor biliyorsunuz. Benim için uygun olmayabilir. Taraklı bir ayağım yok ama taraklı ayağı olan arkadaşlar, ayağı etli olan arkadaşlar ve yüksek arka olan arkadaşlar için müthiş bir ayakkabı bu. Onu çok beğeneceklerdir. Düz tabanlara uygun değil bu ayakkabı. Onu söyleyeyim. Düz tabanınız varsa maalesef size uygun değil. Yani genel olarak ayakkabı ile ilgili görüşlerim bu şekilde. Kendi numaranızı alabilirsiniz. Eğer taraklı bir ayağınız varsa, etli bir ayağınız varsa kendi numaranızı alabilirsiniz. Ama benim gibi uzun ince bir ayağınız varsa yarım numara küçük almalısınız bence. Deneyerek almanız tabii ki en iyisi. Umarım bir şey atlamamışımdır. Bir şey atladıysam da tabloda zaten size gösteririm onu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.